Ay mana, bu uğursuz kızı ne diye alırsın yanına? Ha? Ne geldiyse başımıza bunlar yüzünden gelmedi mi? Ne yüzde durur bizim ocağımızda? Değil otağımızda, obamızda ne işi var bunların? Sen bana ne cüretle hesap sorarsın? Ha? Çık dışarı hemen. Hemen dedim. Beylerim, hadi. Hadi içeride konuşalım, hadi. Soydaki herkesin haberi var. Ne oluyor? Beyinizin otağına böyle girmek de neyin nesi? Beyleriyle görüşmek istemişler Hayme. Ben de ricalarını kırmadım. Ya Devlet Paşa, ya kuzgun leşe. Yürü! Yürü dedim. Gel. Ne olursa olsun kendinizi açık etmeyin. Emredersiniz efendim. Emredersiniz efendim. Şehzadeleri gönder Ertuğrul. Sen de babamı gönder.
Hadi. Hepsini öldürün! Hepsini öldürün! Ya Süleyman Şah'ımız geri dönmezse ne yapacağız beyim? Beyim, bu kara toygar hırsını alamaz da üstümüze gelirse ne edeceğiz? Ne bitmek tükenmek bilmeyen dertleri varmış obanın. Bilmezmişiz. İşinde gücünde olan ihtiyarlar toy meclisini şenlendirmeye can atarlarmış meğer. Beh 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 beh. Aslanlığınızı bilmek için beyinizin kendisini feda etmesini beklermişsiniz. Bilmezmişiz. Şimdiye kadar sayısız cenkten kan ter içinde dönen Süleyman Şah'ımız bu halinizi görse eminim iftihar ederdi. Hepsini öldürün! Neden saldırmıyorsunuz? Neden? Bunları. Hepsini öldürün dedim size. Hepsini öldürün. İhanet. İhanet. Alçaklar. Hepsinin hesabını soracağım sizden. Saldırın. Abin hala elim dert olur. Eğer bana bir şey olursa... Boşuna böğürme Kara Toygar. Kimse sana yardıma gelmeyecek. Yalnız konuşmak istiyorum Ertuğrul Bey. Alpler müsaade. Selçuklu ordusuna komandanlık yaptım. Ali Selçuk için hem içeride hem dışarıda kılıç salladım. Kan döktüm. Sonra da kader beni şehzademin yanına savurdu. Bundan sonraki tek isteğim, tek görevim şehzademin ve ailesini korumak. Kara Toygar'ın yanındaki tanıdığım askerlerle temas kurmam da bundandır. Durum bu Ertuğrul Bey. Benim de istediğim budur Afşin Bey. Hem obamı hem ailemi... Hem Halime'yi,
Hem de Halime'nin ailesini korumak. Madem ki emelimiz arzumuz bir, o zaman sıra dağlar gibi duralım şu Kara Toygar denen itin karşısında. Siz yiğit bir adamsınız Ertuğrul Bey. Sizin yanınıza candaş olmak şereftir, onurdur benim için. Anlat o halde Afşin Bey. Şu temasta olduğun askerler ne kadar etkililer? Şöyle anlatayım Ertuğrul Bey. Kara Toygar aman dilediğinde yanına bir tane asker bile gelemeyecek kadar etkililer. O zaman bize düşen ona aman diletmek. O halde bugün Kartal Tepesi'ndeki can pazarında bize kılıç, sana kalkan olmak düştü Afşin Bey. Biz saldıracağız, sen de Kara Toygar'ın yanındaki Selçuklu askerlerini olması gereken safta tutacaksın. Eyvallah Ertuğrul Bey, mutlaka orada olacağız. Bugün mazlumların yanında, zalimin karşısında saf tutacağız. Buna mazlumların sahibi şahittir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Alçak köpek! Cehennemde yanasın Kara Toygar. Şehzadelerle birlikte siz de gebereceksiniz. Soyunuzu kurutacağım. Geçti artık o günler Haymana. Önümüzdeki yardan nasıl geçeceğiz? Onu düşünmenin vakti. Alpargo! Haddini bil. Elbette obamızın selameti için konuşacaklarımız var. Ama burası aynı zamanda Süleyman Şah'ımızın mahremidir. Haymana'mıza rahatsızlık vermek uygun düşmez. Zaten yeterince acısı var. Düşünemedik. Benim çadırımda devam edelim. Beylik alametlerini benim çadırıma taşıyın. Başımız sağ olsun ağabey. Kervanda olanlar, Alpler'in ölmesi hiçbiri senin suçun değildi. Daha evvelden bilir miydin? Numan'ın şehzade olduğunu daha evvelden bilir miydin? Hayır, yeni öğrendim. Ama belli ki saklamak için iyi bir nedenleri varmış. Bizi oyuna getirdiği gibi seni de oyuna getirdi. Lakin sen hala onları savunmaktasın. Bırakın beni keçi çobanları. Siz kimsiniz ha? Densizler.
buranın. Eşkıyalığın gayrı sökmez Kara Toygar. Zulmünün miadı doldu. Eşkıyalık. Selçuklu kumandanını derdest eden Türkmen aşireti. Sence Sultan Alaaddin bunları duyunca kimin gerçekten eşkıya olduğunu düşünecek? Nefesini boşuna tüketme Kara Toygar. Önce yargı kurulacak. Karar töreye göre verilecek. Töre konuştu mu, bey de susar sultan da. Beyim, iyi misin beyim? Biraz dinlen istersen ha. İyiyim Dildemir, iyiyim. Obaya mı dönüyoruz baba? Hayır. Önce şu rezilin kervanımızdan gasp ettiği mallarımızı almaya gideceğiz. Afşin beyim, bilirsin sana canım feda. Lakin bu yargının sonu kötüye varmasın. Merak etme Sarı. Bana güven. Belli ki fırsat beklermiş Kurdoğlu. Yoksa bu kadar tez kurulur muydu makama? Utanmaz adam. Bir de beylik alametlerini toplayıp gitti. Biz de elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Yeter Aykız. Yeter. Devlet işlerini bilip bilmeden kendi kendine hallenirsin. Müsaade var mıdır Ayma Hanım? Gel kızım, gel. Hayırdır? Hepiniz acınıza bekler durursunuz. Karnınızı doyurmak aklınıza gelmez. İki lokma boğazınızdan geçsin istedim. Sağ ol kızım. Koy elindekini sofraya. Geç otur şöyle sen de. Hepimiz yüreğimiz ağzımızda bekler dururuz. Süleyman Şah başlarında olduğu sürece hayırlısıyla gider gelirler. Ama ablam Gündoğdu eniştem için çok endişeleniyor. Sizler babalarınızı beklersiniz. Ben de Ertuğrul Bey'im için dua eder dururum. Doğru dersin. Ablanın da derdi vardır bilirim. Ama merak etmesin. Yakında obadan gideceğiz. İnşallah hepsi sağ salim dönecekler. Bize de dua etmek düşer. Soysuz köpekler, alçaklar. Geberteceğim hepinizi. Hepinizi geberteceğim. Hepsinin hesabını soracağım sizden. Hepinizi yok edeceğim. Değil obanız. Kayılar ismini hatırlayan tek bir kişi kalmayacak bu dünyada. Hepinizi geberteceğim. Şimdi tez yola çıkıyorsun.
Babasına varmadan o gün doğdu denen iti yakalıyorsun. Sonra da Kartal Tepesi'ne getiriyorsun onu. Kartal Tepesi? Kartal Tepesi ya. Meğer bizi tuzağa düşürecekmiş o kayının keçi çobanları. Duydun mu Saru? Kara Toygar'ı bitireceklermiş. Beyim, dilerseniz önceden varıp tedbirimizi alalım. Evet Sarımör. En güvendiğin okçuları Kartal Tepesi'nin kayalıklarına yerleştir. İşaretim gelince de orasını kayılar için bir cehenneme dönüştürmelerini istiyorum. Baş üstüne. Sarımlar. Malların konulduğu odaya baktık. Hepsi tamamdır beyim. İyi misin baba? İyiyim, iyiyim. Beyim, bugün yoruldunuz. Gece burada kalır istirahat edersiniz diye size oda hazırlattım. Dilerseniz buyurun geçelim. Sağ ol kumandan. Ertuğrul, sen burada kal. Ben Gündoğdu ile giderim. Ertuğrul Bey. Seninle konuşmamız gereken bazı meseleler var. Başımız açtığı işler yetmezmiş gibi bir de utanmadan gidip Haymana'ya sığınır. Kuzu kılıklı kurt. Ama ben de Selcansam. Bu yaptıklarını sana bir bir ödeteceğim Halime. Ablam. Gökçe neredesin sen? Yine hangi kuyçuya saklandın? Abla. Elin soysuz kızı gidip Haymana'ya sığınır. Benim kardeşim kuytuda köşede bir başına. Abla! Yanılırsın. Hiçbir yere saklandığım yok benim. Otağdan, yanlarından gelirim. Bak hele benim kardeşime. Yemek götürme bahanesiyle yanlarına sokuldum. Diyeceğimi dedim, duyacağımı da duydum. Ne duydun? Kurdoğlu beylik alametlerini almış. Çadırına götürmüş. Beylik Süleyman dönüşünden umut kesilmiş. Beylik alametlerini çadırına mı götürmüş? Evet. Kurdoğlu. Ne yapmaktır niyetin? Sen burada bekle. Abla. Dur Gündoğdu. Bugün senin Ertuğrul'a bakışını gördüm. Sen onun abisin. Ağabey karındaşına kinle bakmaz. Hem o seni kurtarmak için canına tehlikeye attı. Baba, sen ne söylersin? Canını tehlikeye attı öyle mi? Canını bizim için mi tehlikeye attı? Yoksa o çok kıymetli misafirleri için mi orasını bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Biz can pazarına düştüysek bunun sorumlusu da Ertuğrul'dur. Senin kervandaki baskından sonra gözlerini kim bürümüş? Kabahat yüklemek için kurban ararsın.
Rahat'ın yerinde midir Kurdoğlu? Gündoğdu'yu kurtarmak yerine Süleyman Şah'ın tahtına oturmak memnun etti mi seni? Erinin can derdine düştün. Canın sıkkın diye ses etmem. Ama yerini bil Selcan Hatun. Ben yerimi bilirim. Ondandır hesap sormam. Gündoğdu'yu kurtarmak için neden bir şey yapmazsın? Sen bu ovada olanları görür müsün? Duyar mısın? Başımıza türlü işler geldi. Eğer ben olaylara el koymasam oba bölünecekti. Başımıza türlü işler kimin yüzünden geldi ha? Ortalığı sen karıştırmadın mı? Süleyman Şah'ın herkesten gizlediğini sana taşıdım. Suç işledim. Ama ve lakin sen ne yaptın? Hiç. Ya ne yapacağımı sanıyordun? Beni hain mi belledin ha? Obamın gizli niyetini düşmana mı uçuracağım sandın? Onlara ne olacak? O Kara Toygar denen it Gündoğdu'ma kıyarsa? Onların kurtulmaları için dua edeceğiz. Elimizden gelen bu. Ortalık yine yangın yerine dönmeden önce Selçuklu topraklarından bir an önce çıkmalıyız. Kendim için değil. Her şeyden bir haber uyuyan oğlum için. Sizi anlıyorum şehzadem. Herkesin selameti için en doğru olan bu galiba. Yalnız gitmemiz için bize at ve pusat vermen gerekebilir. Benim aklıma başka bir fikir gelmekte. Cenazelerden sonra babamdan müsaade isteyip Halep'e yola koyulacağım. Sizi sağ salim oraya kadar götürebilirim alplerimle. Ondan sonrası... Sağ olasın Ertuğrul Bey. Sağ olasın. Sana ve ailene her zaman minnettar olacağım. Yarın Süleyman Şah'la konuşup bir an önce yola koyuluruz. Uyumamışsın. Sen de uyumamışsın. Bu durumu da atlattık ama içimi kemiren bir kurt var Deli Demir. Toygar bizim burada olduğumuzu nasıl bildi? Senin için kemiren kurdun anası da benim içimi kemirmekte. Bak benim. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Değerli Demir Usta. O itlerin Halimeder'in çadırına baskın düzenlediği gece beni çadırların yanından uzaklaştıran Kurdoğlu'ydu.
Kimsenin hakkını yemek istemem, kurdu oldum bile. Ama bu mesele obanın meselesi. Bil istedim. Titus'tan haber var efendimiz. Ne yazmış? Aptallar. Bir işi beceremediler. Şah ve Mat, unutmayın, oyun bitince şah da, piyonlar da aynı kutuya girerler sonunda. Galibin kim olduğunu onları masadan kaldıran bilir sadece. Siz olun. Kutuya girmeden önce öfkemi üzerinize çekmeyin. Titus'a haber uçur hemen. Kara Toygar'ı kimseye yem etmesin. Titus, kayıların Halep'e gelmelerini engelleyebilir mi hala? Bunu başarabilir mi bilmiyorum. Yarını görememek azap veriyor ruhuma. Şöyle hazırlıkları yapsınlar hemen Marcos. Benimle birlikte Halep'e geliyorsun. Nasır'la halletmemiz gereken işlerimiz var. Titus'a başka bir emriniz var mı efendimiz? Kara Toygar'ı kayıların başına gazap ateşi kılsın. Bu işi ister kendi başına halletsin, ister kurdoğluyla. Hesabını ondan soracağım için tercih de onundur. Süleyman Şah nerededir? Kervanımıza baskın olmuş derler. Cenazeler nerededir beyim? Evet haklı. Bey nerede? Cenazeler nerede? Neler dönmekte kurdoğlu? Kayı beyleri. Zaman ahetme vahetme zamanı değildir. Obamızın direği Süleyman Şah'ımız ve koç yiğitlerimizden hala haber gelmedi. Allah muhafaza, bizim her türlü ihtimale hazırlıklı olmamız gerek. Obamızın birliği ve dirliği tehlike altındadır. Bir de tüm bu belaların ortasında Halep işi. Beyimizin dilik zamanında vardığı bu kararı zorluk zamanında tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Ya ne edeceğiz kurdoğlu? Kafandan geçen nedir? Kafamdakini demeden önce şunu hatırlatmak isterim ki Süleyman Şah'ımız yola koyulmadan önce vekaleti bana bırakmıştır. Benim sözüm beyimizin sözüdür. Eyvallah. Halep'in akıbeti meçhul yollarına revan olmaya gönlüm razı değildir. Göç için başka bir yer. Süleyman Şah döndü! Süleyman
Durun! Kayı'ya yakışmayan işler yapmayın. Toyda yargı konuşulacak. Hükmü töre verecek. Alın bu adamı kütüğe bağlayın. Soyunuzu kurutacağım. Öldürün bunu. Çok şükür sağ salim döndünüz. Allah dualarımı kabul etti. Süleyman! Süleyman! Süleyman!